Türkiye'nin uyuşturucu mücadelesinde arkadaşlarla birlikte büyük emeği ve samimi bir gayreti olan çok kıymetli narkotik başkanımız ve bu mücadeleyi sahada hep birlikte verdiğimiz çoluk çocuğumuzu, gençlerimizi, belki de bu medeniyetin en kıymetli olan, kıymetlisi olan ailelerimizi, bu ülkenin geleceğini korumak için birlikte alın teri döken, sorumluluk alan, risk alan, Yeri geldiğinde kılık değiştiren, yeri geldiğinde o hepimizin haberlerde duyduğu gibi alıcı kılığına giren, bu ülkenin çocukları, gençleri zehirlenmesin diye, nesillerimiz zehirlenmesin diye yeri geldiğince uyuşturucu satıcılarla silahlı çatışmaya giren, şehadetle karşı karşıya gelen 81 ilimizin çok kıymetli narkotik şube müdürleri merkezde görev yapan birim amirlerimiz, daire başkanlarımız. Bugün bu salonda olamayan ama aklımızda, gönlümüzde olan her kademeden çok değerli mesai arkadaşlarımız. Her yıl düzenlediğimiz, değerlendirme yaptığımız, her birimizin tecrübelerini yeniden damıtmaya çalıştığı narkotik suçlarla mücadele değerlendirme toplantısı münasebetiyle sizlerle Antalya'da birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle ve saygıyla selamlıyor. Bu yapacağınız değerlendirmelerin Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesine, aynı zamanda insanlığa, gelecek nesillerimize çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını tekrar ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. Türkiye yıllardan beri büyük mücadelelerin içerisindedir. Bu mücadelelerin çoğunun ana kaynağı, esas kaynağı, itici gücü bu toprakların içi değildir. Terörle mücadele yapıyoruz. Ve yıllarca Türkiye terörle mücadelede büyük tecrübeler, büyük acılar, büyük sıkıntılar biriktirmiştir. Ama gün geldi bunların her birini terörün bitmesi konusunda nasıl bir politikaya nasıl bir analize yöneltmesi gerektiği konusunda hem devlet tecrübesini hem devlet aklını hem birlikteliğini hem de vatandaşın desteğini nasıl anlayabileceği konusundaki iradesini ortaya koydu. Terörle mücadele yapıyoruz. Ama eskisinden bir farkı var. Eskiden de terörle mücadele yapılıyordu. Hem yani de çok kıymetliydi. Ve çok zor zamanlarda. Devletimizin cesaretinin bu kadar güçlü olmadığı zamanlarda da çok güçlü terörle mücadele yapıldı. Ama hem devletin cesaretinin hem geldiğimiz noktanın birbiriyle mütenasip bir şekilde, örtüşük bir şekilde terörle mücadelede hem sınırlarımızın içerisinde hem sınırlarımızda hem de sınırlarımızın ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden Milli İstihbarat Başkanlığı'na kadar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Jandarma Genel Komutanlığı'na kadar, savunma sanayimizin aktörlerinden terörizmle mücadeleye kadar ve ülkemizin geri kalmış bölgelerin kalkınmasına kadar topyekün 360 derece bir mücadele ortaya konuldu ve sonuç alıyoruz. Allah'ım olsun. Aynısını belki de Türkiye'nin çok uzun yıllar boyunca üzerine az düştüğü ama son yıllarda yine bütün kurumlarımızın ve birimlerimizin bir araya gelerek elde ettiği sinerjiyle sonuçlandırdığı başka bir noktada yapıyoruz. Özellikle mali suçlar noktasında. Bir taraftan yargı, bir taraftan Maliye Bakanlığı MASAK, bir taraftan emniyet, bir taraftan istihbarat, bir taraftan Ticaret Bakanlığı, bir taraftan VDK Vergi Dairesi nasıl bir güç oluşturarak ki hakimlerimiz, savcılarımız da buradalar, yargı, yargıçlarımız da buradalar. Oluşturulan sinerji de Türkiye'nin en büyük kara para, uyuşturucu gelirleri, suç gelirleri, operasyonları, terör finansmanı operasyonları şu son 4-5 yılda çok güçlü bir şekilde bütün kurumların bir araya gelmesi ortak aklı devlet aklını, tecrübelerini ve birikimlerini ortaya koyarak gerçekleştirmektedirler. Ve sonuç alıyor muyuz? Arkadaşlarımız burada tarihin en büyük suç gelirleri operasyonlarını yapıyoruz. Ve yapmaya devam ediyoruz. Nicelik olarak da, nitelik olarak da bunları yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bunlardan sonuç alıyor muyuz? Alıyoruz. Devletimizin vergi kayıp ve kaçakları azalıyor. Vergi gelirleri artıyor özellikle kara para ve suç gelirlerinin oluşturduğu, oluşturabileceği sosyal ortam haram para haram iş doğurur. Bu kadar açık ve nettir. Ölçüsü olmaz. Nesillerimizi zarara sokar. Allah muhafaza. Onun için burada mali suçlar konusunda da ortak bir güç birliğiyle, bütün kurumların bir araya gelmesiyle çok güçlü operasyonlar ve çok güçlü adımlar yapılmaktadır. En önemli meselelerden bir tanesi de uyuşturucu meselesidir. Uyuşturucuyla mücadele meselesidir. Şunu ifade etmem gerekir. Bir taraftan arzla mücadele edilecek. Biraz sonra rakamları vereceğim. Bir taraftan tedavi ve rehabilitasyon aynı eşgüdüm içerisinde arzla nasıl mücadele ediliyorsa tedavi ve rehabilitasyonla mücadele edilecek. Bir taraftan da bütün ülkemizde önleme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Burada da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bütün kurumlarımız yargı yani eğer bugün 36 binden 122 bine tutuklamalar çıkmışsa hükümlü, hüküm tutuklu her neyse hepsi bir arada burada büyük bir birliktelik anlayışı aynı meseleyi beraber yönetme anlayışı ve yürütme anlayışı söz konusudur. Eskiden şöyle haksız bir yargı vardı. İşte yakalıyor, polis yargı bırakıyor. Bu aslında suç ve suçluların devletin kurumlarını birbirine düşürmek için oluşturduğu en büyük tezgahlardan bir tanesiydi. Ve herkes bu tezgaha düşerdi. Oysa yapılması gereken açıktır. Bugün sabah yaptığımız operasyon gibi. Beş ay, altı ay izleyeceksin, takip edeceksin. Delilleri kuvvetlendireceksin. Anında karşı karşıya kaldığın olaylar olmaz mı? Olur. Eksiklerimiz olmaz mı? E bunlar da olur. Ama genel itibariyle yani meselenin eğer yüzde altmışını, yüzde yetmişini siz bu tip, bu tip ölçüde yönetebiliyorsanız hem toplumsal talebi karşılamış olursunuz. Onların arzusunu, isteğini karşı karşıya kaldığı tehlikelere karşı muhafaza edilmelerini ve korunma güdülerini karşılarsınız. Hem de işinizi en güzel şekilde yaparak yönetirsiniz. Ve bu eş güdüm içerisinde gerçekleşiyor. Aynı zamanda rehabilitasyon ve sağlık konusunda da Türkiye'de hakikaten son 3-4 yılda çok ciddi ataklar hem Sağlık Bakanlığı tarafında hem de diğer taraflarda çok ciddi ataklar yani sürekli kapasitenin artması belli bir noktaya gelmesi bu sayıları da biraz sonra vereceğim. Son söyleyeceğimi ilk söylemek isterim. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli arkadaşlarım. Terörün ucunu yakaladığımız zamanı sezmiştik. Ve o moral bizi sürekli olarak sahada hep üstün getirdi. Mali suçlarla ilgili cesaretimizi ve ortaya konulan atağı yine ucunu yakaladığımız ve tüm bakanlıklarla eş güdüm içerisinde yürüttüğümüz ve sekmenin çok az olduğu operasyonlarda gerçekleştirdiğimizde Evet. Türkiye'de kayıt dışılığı ancak bu yöntemle bitirebileceğimiz konusundaki kararlılığımızı devam ettirdik. oranda ucunu yakaladık. Şimdi bir mesai arkadaşınız olarak söyleyeyim. Uyuşturucu mücadelesinde bu işte karşımızdakileri mağlup etmenin milletimizi de bu illetten kurtarmanın ucunu yakalamış durumdayız. Size sadece bir rakam vereceğim. 2018 yılında Türkiye'de toplam uyuşturucu ile ilgili ihbarların sayısı 260 gibi. Bizim için ihbar kıymetlidir. İhbar da bir ölçektir. Hatta 42 ilde birçok kriterle özür diliyorum illerde 42 kriterle illeri nitelendirdiğimiz önemli unsurlardan bir tanesi de o illerdeki ihbarlardır. Ve 2018'deki ihbar sayısı 262 bin. Biz 2018'den itibaren uyuma dahil, açık kapı dahil, 112'de tüm Türkiye'de dijital sisteme geçmemiz dahil ve Türkiye'de operasyon sayılarımız ve farkındalığı arttırmamız dahil olmak üzere birçok adım atmamıza rağmen bu 2022 yılında yüzde toplam 44 düşüşle 160 146 bin binden 146 bin sayısına gerilemiş oldu.